Yarışın ilk 10 kilometresine kadar grupla beraber hareket ettik. Rüzgar da çok vardı. Rakiplerimin gerisinde kalmayı tercih ettim. 10 kilometreden sonra döndükten sonra iyiydim. Sonra atak attık. Sadece 3 atlet kaldık. Son 6 kilometre biraz rahatsızlık yaşadım. Karnım biraz ağrıdı. Ondan sonraki ağrım geçtikten sonra, su aldıktan sonra rahat bir şekilde finişe geldim. Arkamdaki sporcular, İspanyol sporcu, Etiyopyalı, Kenyalı sporcular silver, bronz madalyalarına sahipler. Ben ise aralarında da yeniyim, yaşım ufak. Bu arada arkamdakiler yaşça büyük, en büyüğü 28 yaşında. İyi hazırlandık, Erzurum'da milli takım kampındaydık bir ay önce. Kampımızı bittikten sonra Diyarbakır'a kampımızı aldık. Orada 2 haftalık bir antrenman serüvenimiz oldu hızlanmak için. Sonra İstanbul'a geldik. Bu güzel yarışı koştuk. Uzun zamandan beri genel klasmanda bir Türk sporcu kazanamıyordu. Ben galiba ilk oldum ve en iyi 1:03.54'üm vardı. Burada 1:03.16 koştum. Başta antrenörüm olmak üzere Osman Çelik, Federasyon Başkanımız Fatih Çıntımar'a, İBB Spor Kulübü'ne bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Dünya yarım maraton şampiyonası var. Ben de içinde yer alacağım. Orada ülkemizi en iyi şekilde sergilemek olacak. Bakalım. Bir mesaj var mı? Bir mesaj, Türk sporcularına daha çok değer vermesi lazım. Biz Türk sporcuları olarak en iyi şeyi hak ediyoruz. Bize imkan verdiği sürece bu tür yarışlarda daha iyi performans sergileyeceğimize inanıyoruz. Türk sporcularına biraz daha destek verilirse çok güzel olur diye düşünüyorum. Göre etrafınıza baktığınızda da bunu göreceksiniz. Rengarenk bir tarlayı andırıyor adeta ana sahnenin önü. Kategorilerine göre sporcularımızı sosyal mesafe kurallarıyla yerlerini aldık. Kadınlar birincisi geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Fatma Demir geliyor. 1:13.17'lik derecesiyle birinci olmayı başardı. Ve bizleri bir kez daha gururlandırdığı için başarılı sporuna ödül takdimi için Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur gelecekler sahneye. Alkışlarla davet ediyoruz efendim. Evet, sporcularımız da aynı zamanda para ödülünün de sahibi oluyorlar. Üçüncü olan sporcumuz 4.000, ikinci olan sporcumuz 8.000 ve birinci olan sporcumuz Fatma Demir 10.000 Türk Lirası değerindeki ödülün de sahibi oluyor. Fatma! Evet, basın mensupları görüntü aldıysa çok çok başarılı bir Türk sporcuyu şimdi sahneye davet edeceğiz. İşte o alkışlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Sizgin Ataç için geliyor. 1:03.16 ile Vodafone İstanbul yarım maratonunun kazananı oluyor. Ve ödül takdimi için İstanbul Büyükşehir'i bekletmek istiyoruz. Aynı zamanda startı veren protokol ekibimizin de içinde olduğu gibi erkeklerde de sporcularımız 3.'ye 4.000, 2.'ye 8.000 ve 1.'ye 10.000 Türk Lirası değerindeki hediye çeklerinin de sahibi oluyorlar Garmin saatle birlikte. Somebody.
Evet, basın var. Bravo, bravo.